Evrensel Gazetesi'nin manşetinde ise hem yaşanan konser iptalleri hem de içinde bulunduğumuz ekonomik durum aynı potada eritilerek adeta ele alınmış. Enflasyona özgürlük topluma çatışma manşetiyle. Yoksulluk sınırı 20 bin liraya dayandı. Ekonomik olarak çözüm üretemeyen iktidar çareyi kimlik temelli çatışmada arıyor. Müzik ve yasakları ve operasyon hazırlığı bu taktiğin gereği diyor. Artan enflasyon ve hayat pahalılığı vatandaşların alım gücünü düşürmeye devam ediyor. Türk İş'in Mayıs ayı araştırmasına göre yıllık gıda, gıda enflasyonu %100'ü aştı. 4 kişilik bir aile için yoksulluk sınırı. 19.602 liraya yükseldi. Açlık sınırına ise 6.017 lirayla asgari ücreti 1.764 lira kadar aşacak şekilde açıkladı Turkish. Yurttaşlar ekonomik krizle boğuşurken zamların ardı arkası kesilmiyor. Motorine 1.38, benzine 1.43 zam geldi ve bu devamı da geleceğini söylüyor Evrensel Gazetesi metinde. Benzin fiyatına 70, motorine de 97 kuruş zam yapılacak. Alkollü içecekler de sigarada özel tüketim vergisi oranı da arttırıldı. Profesör Doktor Tayfun Atay, iktidar ekonomik olarak veremediği mücadeleyi kimlik siyaseti temelinde veriyor. Müziği susturmak birinci amaç değil, bir kitleyi kendi arkasında pekiştirmeye, dinamikleştirmeye, gerektiğinde salgınlaştırmaya, saldırganlaştırmaya dönük stratejinin sonucu. Askeri operasyonda Sadat benzeri yapıların aktive edilmesi de aynı stratejinin parçası dedi diyor. Konseri iptal edilen Apollos Lermi'den şarkılı tepki demiş gazete bir başka başlıkta. Ermeni müzi Müzisyen Ara Malikyan'ın konseri iptal edildi diyor. Biliyorsunuz ard pek çok konser, festival, organizasyon iptali gerçekleştirildi. Eskişehir'de iptal edilen festivale dair e, iktidar yetkilileri dediler ki o kişiler üzerine düşenleri yapmadığı için biz bu festivali e, iptal ettik. Ama o festivali organize edenlerden bir de cevap geldi. Bakın tartışmanın geldiği son nokta ne? <Sessizlik> Türkiye'de bir hayat tarzı dayatması var. Herkese tek müzik, tek ses dinletmek istiyorlar. Organizatörlerinin kendi üzerlerine düşen yükümlülükleri yerine getirmedikleri için bu konserlerin iptal edildiği söyleniyor. Önce Eskişehir'de Anadolu Fest Müzik Festivali iptal edildi. Ardından aralarında Aynur Doğan, Niyazi Koyuncu ve Melek Mosso gibi sanatçıların konserleri, yaşam tarzına müdahale tepkileri yükselirken AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, konserlerin iptal nedeni, organizatörlerin yükümlülüklerini yerine getirmemesi dedi. Anadolu Fest'in düzenleyicileri ise ertelememize bile izin vermediler. Artık pes ettik açıklaması yaptı. Bildiğiniz üzere festivalimiz 9 Mayıs tarihinde güvenlik gerekçesiyle valilik tarafından durdurulmuştu. Bunun üzerine festivalimizi 9-12 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirmek üzere yeniden harekete geçtik. Geldiğimiz noktada üzülerek diyalog ve hukuk zeminindeki çabalarımızın çözümsüz kaldığını sizlerle paylaşmak durumundayız. Isparta Gül Festivali'nde de 3 sanatçı sanatçı sahneye çıkacaktı. Onlardan biri de Melek Mosso. Ancak Anadolu Gençlik Derneği ve Milli Gençlik Vakfı ortak bir açıklama yaptı. Melek Mosso'nun ahlaki değerleri zedelediğini söyleyerek konserin iptalini istedi. AK Partili belediyede Mosso'yu konser programından çıkardı. Melek Mosso ahlaksızlığı tetikliyormuş. Aynur Doğan uygun değilmiş. Ezgi Bola tecavüze tepki verdiği için suçluymuş. Melis Sezen'in sütyensiz elbisesi suçmuş. Ece seçkin kutlama için bayanmış. Gideni götürür, sandık affetmez. İyi Parti lideri Akşener, Melek Mosso'nun Bergen'e saygı albümünde söylediği Yıllar Affetmez şarkısını paylaştı. Sandık affetmez diyerek yasağa tepki gösterdi. Haluk Levent Mosso'yla dans ettiği görüntüleri paylaştı. Yanındayız gülüm cümlesiyle. Ahlaklı konser, yeni yeni işler, hayırlı işler. Yine orta çağdan güzel bir orta geldi. Boş kaleye gol atmama ahlakımla susma hakkımı kullanıyorum. Pas. İptal edilen konserlerle ilgili bize belediyelerden gelen bilgi şudur. Bu konserlerin organizatörlerinin kendi üzerlerine düşen yükümlülükleri yerine getirmedikleri için konserlerin iptal edildiği söyleniyor. Numan Kurtulmuş konser iptallerinin nedenini organizatörlerin eksikliği olarak açıkladı. Kendisine öyle bilgi verildiğini söyledi. Ama Isparta Gül Festivali'ni düzenleyen AK Partili Isparta Belediyesi kamuoyuna böyle bir açıklama yapmadı. İptal kararına imza atan diğer belediyeler vali. Müzik nerede yasaklanıyor? Afganistan'da. Kim yasaklıyor? Taliban. Bir Taliban kafasıyla yönetilmeye çalışıyor Türkiye.